Kadınların emeği platformu olarak neler görüyorsunuz? Kadınlar hangi sorunları yaşıyorlar ve siz hangi desteklerde bulunuyorsunuz? Teşekkür ederim. Evet, kadınlar, üretici kadınlar tek başlarına çalışıyorlar ve birçok sorunla karşılaşıyorlar. Bunları sıralamak gerekirse, öncelikle ürettikleri ürünleri nasıl cazip bir hale getirip nasıl sunacaklarını bilmeyen çok kişi var aralarında. Bu anlamda ürünlerinin güzel fotoğraflarını nasıl çekebilirler? O güzel olan şeyi zaten güzel göstermek için ne yapabilirler diye örneğin fotoğraf eğitimleri düzenliyoruz. Bunun dışında sosyal medya kullanımında sorun yaşayanlar çok fazla var tabii ki. Hem yaş nedeniyle hem işte bunun yeni bir şey olması nedeniyle. Sosyal medya kullanımı için temel ipuçları veriyoruz ihtiyaçları doğrultusunda. En basit şeyler bile. Örneğin her gün bir fotoğraf. Fotoğrafın altında mutlaka bir yazı. Lütfen sipariş alınır değil. Onun dışında özgün sizin içinizden gelen samimi bir yazı. Ben bunu çok önemsiyorum. Bunu sürekli tekrar ediyoruz. Buna benzer çok minicik ipuçları insanların gerçekten hayatlarını ve pazarlama biçimlerini değiştirebiliyor. Onun dışında bazıları satış yapmak istiyor ama yasal yükümlülüklerden korktuğu için, ne olduğunu bilmediği için geri durabiliyor. Böyle de çok fazla kadın var platformumuzda. Onlara vergi muafiyeti hakkında bilgilendiriyoruz. Aslında üretici evinde üretim yapan kadınlara devletin bir imkan sunduğunu, bir muafiyet sağladığını bilmeyen o kadar çok kişi var ki. Bu vergi muafiyeti. Onu burada da tekrarlayalım mı? Bizi izleyenler de Tabii ki haberdar olsun. tekrarlayalım. Yanında kimseyi çalıştırmayan, sanayi tipi makine kullanmayan, kendi emeğiyle evinde üretim yapan kadınlara devlet bir imkan sunuyor. Diyor ki sizin toplam geliriniz bir yılda asgari ücretin brütünü aşmaz ise ki bu da 42 bin liraya şu anda tekabül ediyor. 35'ti geçen sene, şimdi 42 bin liraya güncellendi. Vergi ödemek zorunda değilsiniz diyor. Bunun için vergi dairesine gelin, belgenizi alın, kaydınızı yaptırın, vergi ödemeyin diyor. Bundan hiç çoğunun haberi yok. Halbuki birçoğu da tam da bu sınırların içinde kalıyor. Bununla ilgili çok yeni vergi yasasında değişiklikler oldu. Onları takip ettik. Bununla ilgili bilgiler toparladık ve arkadaşlarımızla paylaştık. Hala da paylaşmaya devam ediyoruz yeni gelenlerle. Onun ötesinde en büyük sorunlardan biri tabii ki tahmin edeceğiniz gibi kargo. Kargo bedelleri gitgide yükseliyor ve bu küçücük üretim yapan zaten minicik minicik şeyler satan yine çok kadın var aralarında. Bir kutuya koyup gönderdiklerinde ürünün kendisinden daha fazla kargo bedeli ödemek zorunda kalıyorlar. Örneğin ben arkadaşlarıma tavsiye ettim. Bir kooperatiften bir sürü ürün hepimiz ısmarladık. Ondan sonra kapıda ödemeli kargoyla geldi bunlar. Arkadaşlarım beni aramaya başladılar. Şey diye, bu kargo bedeli mi yoksa ürünlerin bedeli mi anlayamadık diye. O kadar korkunç paralar ödeniyor sadece kargo bedeli için. Bu nedenle de kargo şirketleriyle görüşmeler yapıyoruz. En çok önemsediğimiz konulardan biri o. Kadınlar tek tek kurumsallaşmadıkları için indirim alamıyorlar kargo şirketlerinin ama kadınların emeği platformu olarak biz bu kadar lüzumsuz kadar kadın bir araya getirmişken acaba bir indirim, bir ayrıcalık sağlayabilir miyiz diye görüşmelerimiz sürüyor. Onun dışında işini kurmuş, bir şeyler de satıyor. Ama nasıl büyüteceğini, nasıl ilerleyeceğini bilmeyenler var gene aralarında. Bunun için çok güzel bir programımız var. Mentorluk programımız var. Gene gönüllü bu işi uzman olarak yapan insanlar sağ olsunlar vakit ayırdılar. Ve bu kadınlara mentorluk hizmeti veriyorlar. Bu program dahilinde iş analizi, iş planı, projeksiyon gibi şeyleri öğreniyorlar. Hayatlarında ilk defa SWOT analizinin mesela ne olduğunu duyanlar oluyor. Ve bunun karşılığında işini gelecekte nasıl büyütebileceğini, şu anda hangi adımları atması gerektiğini öğreniyorlar. Onların dışında mallarını satacak mecra
tabii ki en önemli sorunlardan bir tanesi. Üretiyorum, Instagram'a da koyuyorum ama başka nerelerde bunu satabilirim? Bu nedenle çok ciddi çabalarımız ve görüşmelerimiz var. Olgülev Vakfı ile örneğin bir işbirliğimiz oldu. Olgülev Vakfı yerel varlık kütüphanesi hazırlamak için özel bir proje başlattı ve bizim kadınların ürettiği ürünlerin birçoğu da aslında yerel varlık olarak kabul edilebilecek ürünler. Örneğin Çınarcık işi. Coğrafi işaretleme olarak da belki kulağınıza çalınmış olabilir. Bu ürünler üretildikleri yöreye özgü oldukları için kodlanıyorlar ve bir kütüphaneye dahil ediyorlar. Bu ürünleri üreten kadınlar için özel bir pazar alanı açtı Olgülev. Hatta fiziki olarak Altunizade'de İstanbul'da harika bir mekan açtılar. Bizim içimizden gene üyelerimizden bazı kadınlar buraya dahil oldular. Ürünlerini bu kütüphaneye sokma imkanı buldular. Onun ötesinde bir takım alışveriş siteleriyle gene görüşmelerimiz oldu ve sürüyor. Alışveriş siteleri bu bağlamda kendi ürünlerini kendi eliyle üreten kadınların, küçük üretici kadınlar için ayrıcalıklar sağlayarak bir sanal pazar ortamı diyelim yaratabiliyorlar. Buralarda da eğer vergi engellerini, devlet kesintilerini aşabilirsek ki görüşmelerimiz sürüyor, oralarda ürünlerimizin satılması mümkün olacak. Kurumsal şirketlerle görüşüyoruz gene toplu alımlar yapılabilmesi için. Kurumsal şirketler çünkü hediye vesaire adı altında birçok ürün alıyorlar ve artık el emeği eskisinden çok daha değerli olduğu için nihayet kıymeti anlaşıldığı için oralarda şansımızı zorluyoruz. İş dünyasında neler olup bittiğini çoğu takip edemiyorlar. Edenler var, etmiyorlar demeyeyim. Ama bazıları KOSGEB'e gider, ne yaparlar mesela bunları bilmiyor. Biz bu dünyadaki gelişmeleri toparlayıp derleyip haber şeklinde onları sunmaya çalışıyoruz. Bunun ötesinde en önemlisi aslına bakarsanız herhalde en büyük sıkıntılarından bir tanesi benim gördüğüm yalnızlık. Evinde, atölyesinde tek başına üretim yapan, başka hiç kimseyle etkileşimi, iletişimi olmayan birçok kadından söz ediyoruz. Dertleşecek, fikir danışacak kimseleri yok etrafına baktıklarında. Bu bağlamda yaptığımız işi çok önemsiyorum. Birbirlerine soru sorabilecekleri, fikir danışabilecekleri, tecrübe paylaşabilecekleri bir forum alanı aslında onlara yaratmış olduk böylece. WhatsApp'ı kastediyorsunuz değil mi? WhatsApp grubunu kastediyorsunuz. Evet, WhatsApp'ı kastediyorum. WhatsApp sitesinde çok doğru. Evet, şu anda bir WhatsApp grubu üzerinden haberleşiyoruz. Ve burada herkes tecrübe paylaşıyor, birbirlerine sorular soruyorlar. Sanki aynı atölyede çalışıyorlarmış gibi çok hızlı bir şekilde sorularına cevap alabiliyorlar. Kendilerini yalnız hissetmiyorlar. Bence bu çok önemli. Bütün bu konulara ışık tutmak için de genel olarak düzenli eğitimler, söyleşiler, başarılı kadınlardan tecrübe paylaşımı yazıları toparlıyoruz. Kendi sosyal medya hesaplarımızda ve web sitemizde düzenli olarak tanıtımlar yapıyoruz. Evet, yani sanıyorum karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara bizim verdiğimiz cevaplar anlamında söyleyebileceklerim bunlar. Baktığım zaman şunu görüyorum ben. Bir kadın girişimcinin neye ihtiyacı varsa siz Kadınların Emeği platformu olarak o ihtiyaca yönelik büyük bir destek sağlıyorsunuz. En başta bir dayanışma gücü veriyor bence bu kadınlara. Çok güzel. Kendimi çok iyi hissettim siz konuşurken. Yani yalnız hissetmiyor kendisini. Gerçekten de hani ben Instagram'da repost yapmak istiyorum mesela. İnternete giriyorum. Hangi repost uygulamasını kullansam diye. Oysa öyle bir WhatsApp grubu olsa hemen oradakilere sorarım. Oradaki diğer kadınlar bana cevap verir. Ya da pazarlamayı nasıl yapacağımı bilmiyorum. Bir dolu bir ton bilgiyi okumak zorunda kalıyorum Google'da.
aramak zorunda kalıyorum. Ama o WhatsApp grubuna yazdığımda belli başlı yöntemleri diğer kadınlar hemen bana söyleyebilirler ve oradan çok kolay bir şekilde bilgiye ulaşabilirim. En önemlisi de galiba kadınların kendisini yalnız hissetmemesi, hem eğitim alması hem de yalnız hissetmemesi. Bu yüzden de Kadınların Emeği platformu gerçekten çok iyi bir platform. Bütün kadınların burada olması gerektiğine inanıyorum ben. Siz neler söylersiniz? Sizin kadınlara yönelik bir mesajınızla röportajımızı tamamlayalım isterim. Çok teşekkür ederim. Öncelikle size de teşekkür etmek isterim. Kadın meselesini kendinize dert edinip gerçekten bu konu üzerine bu kadar gittiğiniz için, bu konuda röportajlar yaptığınız ve haberler yaptığınız için ve özellikle de tabii ki bize ulaştığınız için, bizim de sesimizi duyurmamıza yardımcı olduğunuz için çok çok teşekkür ederim. Hem kendi adıma hem platformdaki bütün kadınlar adına. Kadınlara söyleyebileceğim şey şu, bir kere bu erkek egemen iş hayatında, neden erkek egemen olduğunu bilmediğimiz bu iş dünyasında, kadınların yeri var. Kadınların yeri çok büyük. Kadın yapısı itibariyle erkekten hiçbir aşağı kalır yanı yok. Kendini aşağı görmesi için ya da bir başkasından aşağı görmesi için, yetersiz bulması için hiçbir sebep yok. Ne bilimsel ne varoluşsal olarak. Yani kendilerine güvensinler, yaptıkları işe inansınlar, ne yapmak istediklerini bilsinler ve cesaretlerini hiç ama hiç kaybetmeden yola çıksınlar. Gelsinler, bize katılsınlar. Çorbada azıcık tuzumuz varsa ne mutlu bize. Hep beraber büyüyelim, gelişelim, öğrenelim ve işimizi büyütelim. Çok teşekkür ediyorum. Kadınların Emeği platformu kurucusu ve yürütücüsü Selmin Tosun bizimle birlikteydi. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Tekrar sağ olun.